Değerli Kan Akademi Türkçe takipçileri, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam sizlerle birlikte matematik konuşacağız. Bugün matematik için de çok özel bir gün, Tav günü. Ve biz de ekibimizden sevgili matematik öğretmenimiz Talip Cengiz'i bu akşam yayınımıza konuk ederek hem matematik üzerine konuşalım hem de Kan Akademi'nin matematiğe olan bakış açısı, matematik maceramız üzerine sizlerle paylaşımda bulunalım istedik. Şimdi izninizle hemen Talip Hoca'yı ben yayına bağlıyorum. Evet sevgili Talip Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar sevgili Ali. Evet, hoş geldiniz. Ben böyle ekranda kocaman göründüm. Hemen bir ayarlama yapıyorum, evet. Ben de gayet iyi görünüyor hocam. İzleyicilerimiz de yayına yavaş yavaş katılıyorlar. Beyler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umuyorum. İyiyiz, gayet iyiyiz. Bu arada sırası gelmişken üniversite sınavını atlatan tüm öğrencilere, tüm öğrenci ailelerine, tüm öğretmenlere geçmiş olsun diyerek başlayalım. Geçtiğimiz hafta sonu eğitim için önemli bir hafta sonuydu. Gerçekten çok ihtiyaçları var bence de bu geçmiş olsun dileklerine sevgili Alp. Zira ortaokuldan liseye geçiş yapmak isteyen çocukların ve bugün de liseden üniversiteye geçiş yapmak isteyen çocukların kabusu oldu matematik gerçekten. Onun için hem TAV günü olması münasebetiyle hem de üniversite sınavı ertesinde genelde öğrencilerin biraz böyle korkarak yaklaştığı matematik konusunu ele almak bence iyi bir fikir olabilir. Eminim ki bu yayını izledikten sonra birçoğunun korkusu azalacak. Hatta diliyorum ki matematikten korkmamaları gerektiğini de görecekler. Değil mi hocam? Umuyorum. Öyle olması gerekiyor zira. Çünkü korku ölümü engellemiyor, yaşam kalitesini azaltıyor sadece. Bu arada biz tabii Talip Hoca'yla yıllardır birlikte çalışıyor, aynı ekipte çalışıyor olsak da hem pandemi koşulları hem de pandemiyi bir yana bırakalım. Günümüzün dijitalleşen çalışma koşulları sebebiyle aslında ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Sık sık konuşuyoruz, görüşüyoruz ama ben de bir süredir yüzünüzü belki görmemiştim hocam. Sesinizi her gün duyuyor olsak da onun için sizi görmek de iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Aynı şey benim için de geçerli. Şimdi ben çok kısa sizi tanıtmaya çalışacağım. Ondan sonrasında da hem izleyicilerimizden gelen hem ekip arkadaşlarımla birlikte sizinle konuşmak istediğimiz bazı sorular derledik. Size bu soruları yöneltmeye çalışacağız. Öncesinde birkaç cümle ben edeyim. Sonrasında da belki kendinizi tanıtmanız için ilk soruda sözü size bırakabilirim. Şimdi harika. Ben kendim demiyorum, bir öğrenciniz diyor. Not etmişim. Talip Cengiz hayatıma dokunan öğretmenlerden biridir. O bir matematik öğretmeni ama sadece bir matematik öğretmeni demek yetmez. Talip Cengiz matematiğin hayatın matematik demek olduğunu düşünen bir insandır. Evet, 30 yılı aşkın süredir bir matematik öğretmenliği deneyiminizin yanı sıra yayın evi deneyimi, sınav sorusu hazırlama deneyimi, yazarlık, çizerlik, seslendirmenlik, radyoculuk, girişimcilik, stand-up, sahne deneyimi, hatta televizyon deneyiminiz bile var. Bu arada televizyon deneyimi derken belki işte yerel bir kanalda matematik üzerine bir şeyler yaptığınızı düşünenler olabilir. Ama yanılırlar çünkü Talip Hoca'yı geçmişte Beyaz Show'da görmüş olabilirsiniz. Ben bu konudaki detayları anlatmayı size bırakacağım. Ama hocam, Kan Akademi kullanıcıları matematik derslerinden daha çok sesinizi tanıyor olsalar da ben çok renkli bir kişilik ve girişimci bir kişilik olduğunuzu biliyorum. Belki de bugüne kadar yüzünüzü görmemiş olan izleyicilerimize, kullanıcılarımıza hem kendinizden hem matematiğe olan ilginizden belki biraz da öğretmenlik kariyerinizden bahsedebilirsiniz diye düşündüm. Sözü size bırakmak isterim. Sizi daha yakından tanımak ve tanıtmak isteriz. Teşekkür ederim sevgili Alp. Öncelikle görüntümden ötürü rahatsızlık veriyorsam özür diliyorum. Ya ses daha iyiydi, biz böyle düşünmemiştik bu adamı diyenler varsa kusura bakmasınlar. Hayal ettiğiniz gibi devam etsin de olur Talip öğretmen sizin zihninizde. Bu birincisi. Her ne kadar öğrencilerim beni çok yaşlı gibi görseler de hocam mısınız? 65'li yaşlara daha yeni merdiven dayamış bir öğretmenim. Uzun yıllardan beri işimi keyifle yapıyorum. Daha doğrusu yapıyor idim. Bir ara gerçekten işimden keyif alamaz oldum. Zira çocuklarımın
düşünce yetisi hem akademik olarak hem de sosyal olarak bir ara bir çöküntüye doğru gitti. Yani sınıf ortamı bizim sahnemiz aslında. Ve biz sahnede gözleri böyle pırıl pırıl parlayan izleyiciler isteriz. İzleyici bizi gaza getirir veya izleyici frene basmamızı beraberinde sağlar. Dolayısıyla o bizi gaza getiren öğrenci kitlesi bir ara sanki yok oldu ortadan ve bu keyifsiz bir iş olmaya başlamıştı benim açımdan. O dönem öğretmen olduğuma pişman olur gibi oldum ki arzu ederek, severek, isteyerek matematik öğretmeni olmuş olmama rağmen. Bir ara evet böyle bir fren pedalim devreye girdi. Ne yapabilirim diye düşündüm çöküntüye girmeden önce. Ve bir sorun tespit etme yolunda ilerledim. Dedim ki ne oluyor? Niye çocuklar hem akademik olarak hem de sosyal olarak yozlaşıyorlar acaba süreç içerisinde ve ne yapılabilir diye düşündüm. Bu bahsettiğim ortalama 13-14 yıl öncesinden bahsediyorum. Çok fazla okumadıklarına karar verdim. Zira matematiği yapabiliyor olmak için ki matematik bir dildir. Bu dili iyi konuşabiliyor olmak için öncelikle kendi ana dilinizi iyi konuşabiliyor olmanız, okuduğunuzu anlayabiliyor olmanız, anladığınızı yorumlayabiliyor olmanız gerekiyor idi. Ama maalesef artık rafine gençler türemeye başlamıştı etrafımızda. Yani hazır bulmuştu gençler. Böyle anneler babalar tarafından işini yaptığı için ödüllendirilen gençlerin sayısı artmaya başlamıştı. İşte salt dersini yaptığı için, salt kendi sorumluluğunu yerine getirdiği için ödüllendirilen gençlerin sayısı artmıştı. Çocuğumuz ders çalışıyor, hadi meyvesini hazırlayalım. Çocuğumuz ders çalışıyor, aman sessiz olalım. Çocuğumuz ders çalışıyor, aman şöyle yapalım. Böyle bir dünya yok tabii. Yani herkes kendi işini yapıyor netice itibariyle. Bundan ötürü ödüllendirmemiz gerekmiyor bana kalırsa çocuklara. Ama maalesef o yönde ilerledi bir süre iş. Dolayısıyla benim işim de bu anlamda keyifsizleşti. Ne yaptık bu süreç içerisinde? Ben de şunu hemen bir düzelteyim. Dedim ki peki çocukların sorununu tespit ettim ve matematik adı altında bir sistem geliştirdim sevgili Alp. Matematik ismi. Çünkü mantıktan uzak ve sadece hani maalesef hani YouTube'da binlercesini bulabileceğiniz videolar var. İşte kısa yoldan nasıl hallederiz? Kısa yoldan işte hat şeyleri, tiyatroları izlediğiniz bol miktarda video var YouTube'da ve çok kötü tarafı da şu, bunlar milyonlarca izleniyor. Yani gerçekten o haplardan şifa bulabileceğini düşünen bir kitle var. Ciddi bir kitle var. Eğer öyle olsaydı zaten yani o kitle şu anda Boğaziçi'nde ODTÜ'de İTÜ'de olurdu. Ama maalesef öyle bir dünya yok. Çünkü her bir şeyin olduğu gibi matematiğin de kısa bir yolu yok aslında. Veyahut da kısa yol kötü yoldur aslında. Yani birileri size kısa yoldan bir şey vaat ediyor ise veya çok cazip bir teklifte bulunuyor ise aslında o işin içinde bir bit yemeği vardır derim ben hep çocuklarıma. Yani teklif ne kadar cazipse o kadar hızlı kaçın derim çocuklara. Ben size matematiği öğreteceğim. Böyle bir dünya yok. Ben size matematiği öğretemem. Ben size matematiği anlatırım sadece. Siz de anlarsınız. Anlamak bizim için böyle müthiş bir olay değildir. Öğretmenliğimin ilk günlerinde anlamanın müthiş bir şey olduğunu düşünürdüm ben. Gerçekten tahtaya işte yazıyorum bir şeyler, dönüyorum çocuklar anladınız mı? Çocukların gözleri parlıyor. Hocam anladık, süper anladık. Tekrar devam ediyorum, siliyorum tahtayı. İkinci tahtayı yazıyorum. Çocuklar anladınız mı? Hocam süper anladık. Ben de kendimi bir şey zannediyorum o esnada. Ya nasıl anlatıyorum, birader diyorum yani. Herkes anlıyor. Süper, tamam, hiçbir sıkıntı yok. İlk deneme sınavına giriyor çocuklar. 40 soruda sınıfın ortalaması 3. Hani anlamıştınız? Hocam anlamıştınız. Gerçekten anlatmışlar. Ben de gözlerinden anlıyorum anladıklarını. Ama neden sınıfın matematik ortalaması 3? Ha, ondan sonra düşünmeye başladım. Dedim ki anlamak başka bir şey. Öğrenmek başka bir şey. Anlamak öğrenmenin ilk ve en kolay geçilen basamağı.
ve anlamak için çok üstün kabiliyetlere sahip olmanız gerekmiyor. Anlamak için zeka özrünüzün olmaması yeterli. Çünkü anlamak onaylamaktır. Evet hocam, doğru söylüyorsunuz hocam. Konuştuğunuz dili eğer anlıyor iseniz anlatılanı da belki ilkinde değil ama ikincisinde veya üçüncüsünde elbette ki anlayacaksınız. Ama öğrenmek yaşamaktır. Onun için sınıflara girdiğinde ben size matematiği öğretemem dediğimde aslında ben sizin yerinize yaşayamam diyorum. Bu da çok doğru. Ben sizin yerinize yaşayamam. Siz yaşayacaksınız matematiği. Peki hocam matematik nasıl yaşanır? Çok basit. Çok basit. Şimdi ben konudan konuya giriyorum gibi oluyor belki ama farkındayım sanki. Halçım sen beni lütfen durdur, frenle. Ben duramam çünkü. Ben başladım mı konuşurum. Bence güzel sen... devam ediyoruz hocam. Daha çok soru var. Ben bir yandan ekleyeceğim ama hazır başlamışken süper. Ben de heyecanla dinliyorum. Devam edelim buyurun. Süper. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Ben Mersin'e ilk taşındığımda nerenin neresi olduğunu hiç bilmiyordum. Ankara'da okudum. Ondan sonra Ankara'da iş hayatına başladım. Daha öncesinde Almanya'daydım. Ondan sonra işte Ankara başladı. Ondan sonra da memleketim olan Mersin'e döndüm ailevi nedenlerle. Ve hani bilmiyorum taşındım ama apartmandan aşağı inersem, sağ tarafa gidersem nereye gidiyorum? Sol tarafa gidersem burası neresi? Hiçbir fikrim yok. Ve çarşıya Vakıf Bank'a gitmem gerekiyor. Bunu zaman zaman çocuklarıma da anlatırım. Çarşıya Vakıf Bank'a gitmem gerekiyor. Ama bilmiyorum ki hani ne yöne gideceğim, nasıl gideceğim? Hiçbir fikrim yok konuyla alakalı. Bir tane amcayı durdurdum. Affedersiniz amcacığım dedim. Çarşı Vakıf Bank'a gitmem gerekiyor. Ne yapmam lazım? Amca gayet güzel anlattı bana. Dedi ki karşıdan dedi mavi dolmuşlara binin. Mavi dolmuşlarla işte böyle 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 gidin. Ondan sonra oradan inin. Tabii amca bana bunların hepsini söylerken anlıyorum. Çünkü Türkçe biliyorum. Evet amcacığım. Tabii amcacığım. Aha tamam amcacığım. Oradan karşıya geçin. Sonra şunu göreceksiniz. Oradan sağa dönün. Ondan sonra sola döndüğünüz zaman işte Vakıf Bank dedi. Çok teşekkür ederim amcacığım. Amca gitti. Amca gittikten sonra bende kalan tek şey mavi dolmuşa bin. Gerisi yok. Yok gerisi. Mavi dolmuşa bin. Ve ben mavi dolmuşa bindim. Mavi dolmuşa bindikten sonra işte benim için yaşam başladı. Yani hiç bilmediğiniz bir yerde bir dolmuşun içerisinde ilerliyorsanız ne yaparsınız? Habire tetiktesinizdir. Sağa bakarsınız, sola bakarsınız. Kendinize böyle belli yerler belirlemeye çalışırsınız ki geri dönerken aynı yerleri gördüğünüzde rahatlayabilirsiniz istersiniz. Böyle yaşıyorsunuz süreci. Sürekli canlısınız, aktifsiniz. Sağ, sol, burası, burası. Bu esnada soruyorsunuz, affedersiniz ben çarşı bakıp banka gidecektim, ne yapayım diye destek istiyorsunuz. İnsanlar size yardımcı oluyorlar, sizi belli bir yerde indiriyorlar. Ondan sonra bir daha soruyorsunuz, ondan şunu bunu falan derken ben çarşı vakıf bankı buldum. Ondan sonra kendime şu soruyu sordum. Dedim ki oğlum Tarık, çarşı vakıf bankı bulmanda amcanın faktörü neydi? Amcanın faktörü neydi? Amca benim için eşik enerjisiydi. Amca beni mavi dolmuşa bindiren adamdı. Peki sadece amca benim çarşı vakıf bankı bulmamı sağlayabilir miydi? Asla. Onun için ben bu hikayedeki amcanın rolünü bizim öğretmenlik rolüne benzetiyorum. Biz çocukları mavi dolmuşa bindiririz. Bu dolmuşa binin. Bu sizi götürecek. Ama ondan sonrasını yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonraki hayatınızda biz yokuz, olamayacağız yanınızda. Peki ikinci soru şuydu. Talip oğlum sen bu süreçte sadece çarşı vakıf bankı mı öğrendin? Hayır. Ben neler neler öğrendim çarşı vakıf bankı bulana kadar. Mersin'le alakalı bir sürü şey öğrendim. Öğrenme dinamik bir süreçti. Aritmetik bir diziyle değil, geometrik bir diziyle ifade edilebilir öğrenme. Öyle bir süreçtir. Yani 1, 3, 7, 11, 15, 23, 36 böyle inanılmaz şekilde artıp giden bir dizidir. Dolayısıyla yaşayarak öğrenecek çocuklar, yaşayarak öğrenecek herkes. Hepimiz böyle yapıyoruz zaten. Hatta aslında çok güçlü yaratıklarız. Yani zaman zaman çocuklara şunu da söylerim. Beyler bayanlar eğer karşıdan karşıya ölmeden geçebiliyor iseniz ki belli ki geçmişsiniz buraya kadar geldiğinize göre aslında çok güçlüsünüz. Karşıdan karşıya ölmeden geçebilen her adam matematiği kesinlikle yapabilir derim çocuklara. Ki gerçekten çok doğru. Doğan Cüceloğlu'nun rahmetle anıyorum kendisini. Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabında bir şey okumuştum sevgili ağabey.
bir bardak su içmenin merhalelerini, aşamalarını anlatmıştı o hoca. Bir bardak su içme. Bir bardak su. 17 sayfa. 17 sayfa. İşte su tadınıza karar vermeniz gerekiyor. Metabolizma olarak akabinde ayağa kalkabilmeniz gerekiyor. Şimdi bir algoritma yazmaya kalksanız, yani herhangi bir robotu ayağa kaldırmaya kalksanız ve çeşmeye doğru yönlendirmek isteseniz bilmem kaç satır yazarsınız. Bilmem kaç satır yazarsınız. Yani her şeyi göz önüne almak zorundasınız. Ama biz kalkıyoruz, nerede durmamız gerektiğini biliyoruz, çeşmeye doğru odaklanıyoruz, çeşmeyi tuttuktan sonra ne kadar sıkmamız, ne kadar gevşek bırakmamız gerektiğine karar veriyoruz. Akabinde o bir elimizde bardağı alıp bardağı tam sıkmamamız gerektiğini de aynı zamanda düşünebiliyoruz. Bardağı yavaş yavaş çeşmenin altına alıp içmeye başlıyoruz. Dedim ki ben bir daha su içmeyeceğim. Yani nasıl yoruluyormuşum ya Rabbim ben su içerken aslında. 17 sayfada anlatmış hoca bunu. Şimdi bir bardak su içmeyi bile biz otonom olarak bu kadar rahat becerebiliyor isek, matematiği becerememek için ortada hiçbir neden yok. Ama hocam beceremiyoruz. Beceremediğin şey matematik değil. Beceremediğin şey zamanı yönetmek. Zamanı yönetemediğin için, yani hani zor yoktur. Eğer senin için zor matematikse, senin için zor fizikse, senin için zor Çince ise, her neyse hiç fark etmez. Zor yoktur. Zor olduğunu düşündüğün şey her ne ise ona onun hak ettiği zamanı ayırmak zordur. Dolayısıyla zamanı doğru yönetebiliyor iseniz matematiği de, fiziği de, kimyayı da, Çince'yi de halledebilirsiniz. Yeter ki zamanı doğru yönetin ve doğru yöntemleri kullanın. Ben çok konuşuyorum, farkındayım. Hemen susun. Estağfurullah hocam, ama çok güzel bir özet oldu. Çok güzel bir hikayeyle desteklendi. Biz de Khan Akademi olarak her zaman öğrenmenin gelişim odaklı bir süreç olduğunu, önemli olanın o eforu sarf etmek, o yolculuğa çıkmak, o merakı duymak ve öğrenirken yorulmadan o sürece emek vermeye devam etmek olduğunu sıkça vurgulamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde sizin de örneklerde belirttiğiniz gibi belki de sadece bir bilgi transferinden bahsediyoruz. Öğrenmek çok daha farklı bir süreç. Peki, çok kısa bir soru hocam. Neden matematik? Öğrenmek diyoruz, eğitim diyoruz. Bunun pek çok alanı var ama siz neden matematiği seçtiniz? Ben neden matematiği seçtim? Aslında... ben sevgili Alp, matematiğe müthiş bir ilgi duyuyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ben fiziği de çok seviyordum lise dönemlerimde. Ama matematik daha çok hani klasik olacak belki ama evrenin dili olarak gördüm ben o dönemlerde. Çok çok keyif alarak yapıyordum matematiği. Onun yanında matematiği tercih etmemin tek nedeni bu değildi. Ben aynı zamanda öğretmenlik, matematik öğretmenliği benim için çok keyifliydi. Çünkü az önce de söylediğim gibi sınıftaki tahta bana göre sahneydi. Ben tiyatroyu da çok seviyordum. Ben insanlara seslenmeyi de çok seviyordum. Ben farklı fikirleri, farklı bakış açılarını paylaşmayı da çok seviyordum. Dolayısıyla ikisini birlikte harmanlayabildiğim meslek olarak gördüm matematiği. Hem müthiş bir keyif alıyorsunuz, haz alıyorsunuz, abstrakt yani sanal ama aslında hayatın içinde olan şeylerle uğraşmaktan, hem de bunu aktarma şansınız oluyor. Ankara Üniversitesi'nde okudum ben. İkinci sınıftayken topoloji diye bir dersimiz vardı. Takip eden arkadaşlar, matematik okuyan arkadaşlar mutlaka bileceklerdir. Topoloji çok keyifli bir dersi bana göre ve ben öğrenciyken, ikinci sınıf öğrencisiyken arkadaşlarımla aynı dili konuştuğum için, ki hocamız çok muhteşem bir hocaydı, Profesör Doktor Mustafa Çiçek, dünya çapında bir hocaydı ama ben arkadaşlarımı amfiye toplardım ve onlara ben ders anlatırdım. Yani bir kez daha topolojiyi hocanın anlattıklarını anlatırdım. Bu bana müthiş bir keyif verirdi. O sahne ortamı, anlatma, anlaşılmak, o gözlerdeki pırıltıyı görmek müthiş bir keyifti benim açımdan. Herhalde bunun için matematik öğretmenliği diyelim. Harika. Burada yine Khan Akademi ile de benzerlik kurabileceğimiz bir hikaye ortaya çıktı. Ben de bu arada ilk defa Talip Hoca'dan dinledim bunu. Yani daha önceden konuştuk, çalıştık, o şekilde söylüyoruz diye düşünmeyin lütfen. Salman Khan için de hep şunu derler. Khan Akademi'nin kurucusu Salman Khan, sınıftaki belki de en iyi öğrenci değildi. Her sınavdan en yüksek notu alan öğrenci değildi ama buna rağmen her sınavdan önce
bize o ders çalıştırırdı. Her sınavdan önce kendimizi ondan ders dinliyorken bulurduk diyen sınıf arkadaşlarıyla tanışma şansı buldum Salman Kağan'ın. Dediğiniz gibi burada hem öğretmeyi sevmek hem de oradaki o iletişim, bilgiyi doğru şekilde insanlara aktarabilmek sanırım apayrı bir beceri, işin akademik tarafını bir yana koyarsak. Peki hocam, siz sadece matematik öğretmeni olarak da çalışmadınız bugüne kadar diye ben biliyorum. Ya da matematik öğretmenliğinin yanında farklı girişimleriniz, deneyimleriniz oldu. Öğretmenlik tarafını vurguladık ama ben bir kez daha size şimdi notlarıma da bakarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bir kere kendi girişiminiz olan ve bildiğim kadarıyla devam eden Matölye, yani Matematiksel Etkinlikler Atölyesi adı altında gerçekleştirdiğiniz çeşitli etkinlikler var. Hayata ve matematiğe bir de buradan bak diye bir sahne performansınız var. Matematikle Oynuyorum isimli bir atölye çalışması yapıyorsunuz. Matemantık kurs sisteminden biraz önce bahsettiniz. Tahlil, tanı, taktik, takip diye bir çalışmanız var. Matematik kalemin oynasın gibi birçok farklı çalışmaya ben karşılaştım araştırdığımda internette. Ve bütün bunların ortak noktası matematiği sevdirmeyi, gençlere, anne ve babalara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyorsunuz diye görüyorum. Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Bu çalışmalardan da biraz işin girişimcilik tarafından da bahsetmek ister misiniz? Evet, yani ben dediğim gibi bu karamsarlığa düştüğüm yerde başladı tüm bunlar. Yani öğretmenlikten keyif almamaya başladığım anda ne yapabilirim? Sorun ne? Önce sorunu tespit etmem gerekiyordu tabii. Az önce de söylediğim gibi sorunun aslında rafine gençlerden kaynaklandığını anlamaya başladım süreç içerisinde. Bunun kısa yolu yok mu hocam tipindeki öğrenci modellerinin çok fazla artmış olması artık keyif vermemeye başlamıştı bana. Kısa yoldan büyük işler çözmeyi adet haline getirmiş. Öğrenci sayısının artıyor olması keyif vermemeye başlamıştı bana. Tüm bunların yanında ben hep gerçekçi oldum çocuklarıma karşı. Her zaman gerçekçi oldum. Yani ben mesela sınıfa girdiğimde merhaba ben Talip Cengiz diye başlarım. Özellikle ben şu ana kadar hep özel sektörde çalıştım sevgili Alp. Hep hiç devlette çalışmadım. Hep özel sektörde çalıştım ve özel sektörde biraz şeydir bu işler. Hani ay sizler bizim canımızsınız, cicimizsiniz, harikasınız, hepiniz mükemmelsiniz, muhteşemsiniz falan diye genelde böyle bir jargon vardır. Ben çok netimdir. Ben sınıfa girerim ve derim ki merhaba Talip Cengiz, hiçbiriniz umurumda değilsiniz diye başlarım. Gerçekten umurumda değiller. Bunu bilmeleri gerekiyor o etapta. Onlar bir ilk şok yaşarlar. Yani bir saniye ya bu ne demek yani hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Bu gerçek. Yani bu gerçek. Umurumda değilsin birader. Şu anda senin ne olduğun, ne yaptığın, kim olduğun gerçekten umurumda değil. Ha, sonra devam ederim tabii. Bu bir süre sonra umurumda olmayacağınız anlamına gelmez. Bir süre sonra umurumda olabilirsiniz. Bir süre sonra umurumda olabilirsiniz. Kişiliğinizle, tarzınızla, akademik yaklaşımınızla, sosyal yaklaşımınızla bir süre sonra dikkatimi çekebilirsiniz. Bir süre sonra benim için anlam ifade edebilirsiniz. Ama etmeyebilirsiniz de. Yani bugünkü gibi umurumda olmamaya devam da edebilirsiniz. Bu gerçek. Yani hayatın gerçeği bu. Onları sanal bir balona bindirip uçurmanın gereği yok. Aynı şekilde yine işte matematiği benden öğrenirsiniz. Ben size harika şeyler öğreteceğim. Bu da yalan. Yani bir defa eğer birisi gerçekten bir şeyi öğretebileceğini iddia ediyor ise ya gerçekten hala mesleğinin ilk yıllarında ve büyük bir heyecanla bunu söylüyordur. Büyük bir heyecanla, iyi niyetle, heyecanla henüz bilmiyordur öğretemeyeceğini ya büyük bir heyecanla söylüyordur ya da PR mı yapıyordur? Yani ticari düşünüyordur. Başka bir şey gelmez insanın aklına böyle bir pozisyonda. Dolayısıyla ben size matematik de öğretemem. Yine gerçek bu da. Nitekim hangi birimiz şu anda yayını takip eden, daha sonra YouTube'dan izleyecek olan kaç kişi acaba okey oynamayı birisi tarafından öğrendi diye sorarım ben. Kaç kişi
okey oynamayı birisi tarafından öğrendi. Yok böyle bir şey. Yani hiç kimse hiç kimseye okey oynamayı öğretmedi. Ama hepimiz okey oynamayı biliyoruz neredeyse. Eğer bu okey oynama bir ders olsaydı ve sınıf ortamında anlatılsaydı emin olun kimse okey oynayamazdı. Emin olun kimse okey oynayamazdı. Yani ben bazen bunu simüle ederim derslerde. Hadi dersi değiştirelim derim. Ben okey öğretmeniniz Talip Cengiz. Size okey oynamayı öğreteceğim ve siz de şu anda okey ile alakalı bildiğiniz her şeyi unutun. Hiçbir şey bilmiyorsunuz okey ile alakalı ve ben başlıyorum size okey oynamayı öğretmeye. Sevgili gençler, okey tercihen 4 kişiyle oynanır. 3 kişiyle de oynanabilir elbette. Şimdi bakın, hiçbir şey bilmediğinizi düşünerek beni dinlerseniz ve bir ders modunda dinlerseniz çok zor bir iş yapıyorum şu anda. Öğrencilerin şunu söylemesi gerekir. Hocam bir saniye, kaç kişiyle oynanır? 4 kişiyle. Not alacak o esnada. 3 kişiyle de oynanabilir dediniz. Evet, detaylarını açıklayacağım. Sakin olun, geleceğim. Çocuklar okey oynayabilmek için 4 tane ıstaka gerekir. Hocam ne taka? Istaka gerekir 4 tane. Hocam bir saniye not alacağım. Akabinde 105 tane taşla oynanır. Bu taşlar 4 farklı renk kombinasyonuna sahiptir. Bunlar 1'den 13'e kadar numaralanır. Eyvah! Yani öldük. Okey oynamayı böyle öğreteceksek eğer hiç kimse okey oynamayı öğrenemezdi. Ama ne yaptı herkes? Okey oynamayı yaşayarak öğrendi. Hiç kimse sınıf ortamında öğretmedi bunu ona. Yani yine en başta dediğimiz yere geliyoruz. Bizim işimiz çocuğu mavi dolmuşa bindirmek, daha fazlası değil. Mavi dolmuşa bin birader. Biz bunu sağlarız. Ha, ondan sonrasında bizim yapabileceğimiz en iyi şey belki gereksiz ama yine bunu da gereksiz buluyorum ama yapabileceğimiz en iyi şey denetmen olabilmek. Yani öğrenciyi denetleyebilmek. Ve bir de yine dediğim gibi doğru kabullerle başlatmamız gerekiyor çocuğu işe. Bizde genelde şöyle bir inanış vardır. Ders çalışmaya başlayınca her şey çok güzel olacak. Yalan. Ders çalışmaya başlayınca her şey çok kötü olacak diye başlamanız gerekiyor. Gerçekten çok kötü olacak ders çalışmaya başlayınca her şey. Çünkü ders çalışmaya başlamadan önce çocuğun bir tane problemi vardı. Ve adı matematikti. Bir tane sorun vardı çocuğun ya. Ders çalışmaya başlayınca yani matematiğe yakından bakmaya başlayınca çocuğun bin tane sorunu oldu. Rasyonel sayı, üçlü sayı, köklü sayı, çarpanlar, ayırma, oranlar, adı, denklem, bıdı. Her birinin onlarca alt konusu var. Her birinin onlarca soru modeli var. Hani her şey daha iyi olacaktı? Yalan. Eğer doğru başlangıçlar yapmazsanız, yani doğru kabullerle başlamazsanız bir işe, süreç içerisinde yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Nitekim ders çalışmaya başlayınca her şey çok daha güzel olacak diyerek başlayan bir çocuk 15. günde şöyle bir yanlış sonuca ulaşır. Ben gerizekalıyım. Hayır, değilsin. Sen gerizekalı değilsin. Senin bilmen gereken şey şuydu. Ders çalışmaya başlayınca ilk etapta her şey çok kötü olacak. Geçen çok sevdiğim bir çocuğuma şöyle bir örnek verdim. Dedim ki düşün, ormanda bir yerlerde bir altın madeni var. Ve bu altın madeninin nerede olduğunu ben biliyorum. Ve sana anlatıyorum. Diyorum ki oğlum, can, şimdi pardon, bu arada telefona birkaç bildirim geliyor, onları geri atıyorum. Oğlum dedi, diyorum can, şimdi bak, ormana giriyorsun buradan. 100 metre ilerliyorsun. Sonra karşına dikenler çıkacak. O dikenlerin arasından geçiyorsun. Daha sonra bir bataklık çıkacak. O bataklığın içinden geçiyorsun. Sonra sağa dönüyorsun falan filan, işte altın madenine ulaşıyorsun diyorum. Şimdi can, bu yolda yürürken normal şartlar altında bir insan sağına soluna diken bakmasından hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Normal şartlar altında bir insan bataklığa dalmaktan hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Ama eğer hedefine giden yolda bunların var olduğunu bilerek başlarsa, yani az önce anlattığım güzergahı izliyor ise eğer, dikenli yola geldiğinde, sağına soluna diken battığında bu canın hoşuna gider. Niye? Çünkü der ki demek ki doğru yoldayım. Bu benim beklentilerim arasındaydı. Yani demek ki doğru yoldayım. Bataklığa daldığı anda hoşuna gider. Demek ki hala doğru yoldayım. Onun için ders çalışmaya başladığınızda her şey daha kötü olacak. Başınız ağrıyacak, dişiniz ağrıyacak, özür diliyorum, ağrıyacak,
sandalyeyle fazla temastan. Biz de diyeceğiz ki harika, çok güzel, doğru yoldasın. Yani bu beklentiler arasında olmalı. Bu bir çıkış. O rampayı çıktıktan sonra zirveye ulaştığınızda artık öğrenmenin ne kadar keyifli olduğunu inerken anlamaya başlayacaksınız. Ama ilk etapta ders çalışmaya başladım, her şey çok güzel olmalı. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Vallahi hocam stand-up tadında gidiyor gerçekten. Peki, ben bir taraftan da önümdeki notlarıma bakıyorum. Onun için eminim ki bu şekilde sohbetimize devam edeceğiz. Ben yine araya birkaç soru da eklemeye çalışacağım Talip Hocam. Kusura bakmayın, tabii. Estağfurullah, ben çok eğleniyorum. Eminim izleyicilerimiz de eğleniyorlar. Gelen yorumları aşağıdan takip etmeye gayret ediyorum. Bu arada bir izleyicimiz bunun kaydı yayınlanacak mı diye sormuş. Evet, YouTube kanalımızda, aynı zamanda Instagram sayfamızda da bu sohbetin kaydını ilerleyen günlerde, haftalarda bulabilirsiniz. Şimdi hocam, matematik konuştuk. Matematiğin öğretmenlik tarafını konuştuk. Girişimcilik tarafını konuştuk. İşin biraz felsefesini, öğrenmenin zorluğunu konuştuk. Buradan Khan Akademi ile yolunuz nasıl kesişti? Ne zamandır Khan Akademi'desiniz ya da neden Khan Akademi? Biraz önce neden matematik diye sormuştum. Neden Khan Akademi? Khan Akademi'nin sizin için yeri nedir? İsterseniz biraz da Khan Akademi üzerine konuşmaya başlayalım. Birkaç tabii farklı soru daha var Khan Akademi ile ilgili ama dilerseniz bir giriş yapabiliriz burada. Tabii ki. Khan Akademi benim için çok kıymetli bir platform. Az önce anlattığım birçok şeyi aslında kendine rehber edinmiş bir ortam Khan Akademi, biliyorsunuz. Yani kısa yoldan değil, işte hap vererek değil, işin mantığını anlatarak ama keyifli bir şekilde mantığını anlatarak. Yani bizim işimiz o ve ben bunu çok çok seviyorum. Yani nasıl söyleyeyim, Khan Akademi'nin videolarını hazırlar iken mümkünse her şeyin mantığını bilmemiz tabii ki mümkün olmayacaktır ama mümkün olduğunu düşündüğümüz şeylerin mantığını vermek ve aslında işin zaman zaman ne kadar keyifli olabileceğini göstermek gibi şanslarımız var. Ve kullanıcıların da özellikle işte lise grubu, ortaokul grubu, belki biraz daha alt grup bundan müthiş keyif alıyorlar. Ben bunun geri bildirimlerini alıyorum. Biz üniversite seviyesinde yaptığımız derslerde bile hani işin içerisine biraz daha keyif katabiliyoruz, biraz daha espri katabiliyoruz ama çok keyifli, çok ne diyeyim, hani samimi espriler, dolu espriler belki yeri geldiğinde yapıyoruz bunu. Dolayısıyla hem çok ciddi, işini çok ciddi yapan, gerçekten çok ciddi yapan ama bu ciddiyetini de çok böyle keyifli bir maskeyle, keyifli bir maskeyle örtebilen bir platform Khan Akademi. Kısa yolcu değil Khan Akademi. Ben varsam siz varsınızcı değil Khan Akademi. Khan Akademi bilgiyi bütün açıklığıyla, şeffaflığıyla öğrenmek isteyenin önüne sunuyor. En keyifli haliyle sunmaya çalışıyor. Hadi bakalım, bundan sonrası sizin diyor. Khan Akademi aslında beni mavi dolmuşa bindiren adam olduğunun farkında başladığından beri. Daha fazlasının değil. Dolayısıyla bu çok keyifli bir iş. Khan Akademi ben başlamadan önce benim gerçekten büyük bir keyifle, böyle hani bazı şeylerin sebebini öğrenmek için takip ettiğim bir platformdu. Çok sevgili Murat Ercan'ın sesinden dinliyordum o zaman ben. Nasıl keyif veriyordu bana oradan aldığım bazı bilgiler. İşte diyordum, bu da yani böyle verilmeli bu iş. Bu böyle anlatılmalı. Şu teorem budur. Değil. Bu teorem budur ve şuradan gelmiştir. Bunun da sebebi buraya dayanmaktadır diye keyifli bir dille anlatım yapan bir platform Khan Akademi. Onun için ben Khan Akademi'de oldum ve Khan Akademi'de olmaktan da müthiş gurur duyuyorum. Müthiş. Çok teşekkürler hocam. Biz de sizin bizimle birlikte olmamızdan, ekibimizin bir parçası olmanızdan gurur duyuyoruz. Bu arada Khan Akademi için hep şunu söylüyoruz. Yine aynı şeyi söylemiş olacağız sizinle. Khan Akademi bir öğrenme platformu. Ne yazık ki biraz önce sizin de bahsettiğiniz, sizin tabirinizle işte hazırcı, kolaycı
izleyicilerimizden, takipçilerimizden bize o kadar çok soru geliyor ki, şu sınav için hangi videoyu izlemem lazım? Bana bir video önerin, izleyeyim, sınavı geçeyim. Yani bir videoyu izleyecek, 8-10 dakika sınavı geçecek. Böyle bir mantıkta arkadaşlar. Ya da ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, hocam bu sene, geçen sene, son 1-2 senedir o kadar çok sorun var, çözer misiniz? Bir sorun var, para versem çözer misiniz? Biz soru çözmüyoruz. Hani yardımcı olmak adına keşke çözebilsek ama bizim öyle bir ekibimiz yok. Biz eğitim içeriği yayınlıyoruz ve inanıyoruz ki bizim eğitim içeriğimizi kullanarak öğrenebilir, o soruyu kendiniz çözebilirsiniz. Çünkü önemli olan zaten soruyu öğrencinin çözmesi değil mi? Onu anlayabilmesi, onu başarabilmesi, o başarı hissini tatması, o deneyimi kazanması. Biz biraz işe ters tarafından bakıp da hep en kolay nasıl olur? Bize bir yol gösterir misiniz? Siz bu işi biliyorsunuz da kalıyoruz. Yine üzülerek bir ek daha yapacağım. Benzer bir durum bazen öğretmen arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda, çalıştaylarla da karşıma çıkıyor. Sıkça öğretmenlerle bir araya geliyoruz. Çünkü işin öğrenci ve öğrenme ayağı olduğu kadar eğitimin dijitalleştiği bir dönemde öğretmenin değişen rolünü de masaya yatırmak, eğer söz konusu eğitimde dijital dönüşümse işin diğer tarafı diye düşünüyorum. Neyse uzatmayayım. Öğretmen arkadaşlardan da oldukça sık duyduğumuz bir talep şu. Ben sözün gelimi 11. sınıf işte şu dersin öğretmeniyim. Sitenizdeki hangi ders videolarını izletmem gerekiyor? Bana müfredata göre birinci hafta şu videolar, ikinci hafta bu videolar bu şekilde verir misiniz? Yani kulağa garip geliyor biliyorum ama inanın hemen hemen her öğretmen buluşmasında birkaç kere bu taleple karşılaşıyoruz. Bizim görevimiz öğretmenlik değil. Biz hiçbir zaman bir öğretmen olduğumuzu da iddia etmedik. Hatta bir öğretmenin rolünü oynamak, yerine geçmek gibi bir niyetimiz asla yok. Öğrencilere olduğu kadar öğretmenlere de destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü kaliteli olduğuna inandığımız, dünya standartlarında olduğuna inandığımız bir eğitim içeriği sunuyoruz. Bu içerik bir araç. Bu aracı doğru kullanırsak hem öğrencilerin eğitimine destek olabiliriz, hem öğretmenlerin zamanını daha verimli kullanabilmesi adına, örneğin dersi 40 dakika anlatmak yerine belki birkaç video ile desteklediği takdirde çok daha kısa sürede anlatarak sınıfta bazı aktiviteler yapma şansı bulacak öğretmenler. Ama işi dönüp dolaştırıp da ben anlatmayayım, video anlatsına getirdiğimizde işte o zaman eğitimde dijital dönüşümden bahsedemiyoruz. O apayrı bir şey oluyor. Sanırım öğretmende videolu dönüşüm gibi bir durum ortaya çıkıyor. O da zaten inanıyorum ki gelecekte görmeyeceğimiz bir durum. Neyse, yeri gelmişken ben de böyle bir paylaşımda bulunmak istedim hocam. Şimdi sizinle ilgili sorulara geri dönüyorum. Ve bu sefer yine başka bir izleyicimizden veya bir öğrencinizden gelen bir yorumu size okuyorum. Bu saygıdeğer hocamızın üslubu ve öğrenciye yaklaşım tarzı oldukça hoşuma gitti. Daha samimi ve gerçekçi konuşuyor. Matematik için uzun uzun videolu anlatımlar yapmamış, bilgiyi sıkmadan aktarmayı başarıyor ve bu sayede de bilgi daha kalıcı oluyor. İşin ilginci bu sözler sizin Khan Academy'de hazırladığınız bir videoya da gelmemiş. Sizin YouTube üzerinde farklı kanallarda farklı videolarınız olduğunu söyleyebilirim buradan eğer bilmeyen takipçilerimiz varsa. Bu videolardan birine gelmiş. İşte sizin sanırım bir ödenmeyen fatura videonuz var. İzleyicilerin favorileri arasında gösterilen. Buradan şuna gelmek istiyorum. Belli ki sizin matematik yaklaşımınız, tarzınız ve Khan Academy'nin inandığı bilgiyi arkadaşça bir dille, sanki bir abi abla kardeşine öğretiyormuş gibi, anlatıyormuş gibi, doğru ki terminolojiyi kullanmamız lazım. Ve hayatın içinden örneklerle o bilginin beceriye, deneyime dönüştürülebilmesi adına daha çok disiplinli bir yapıda, disiplinler arası bir şekilde vermeyi amaçlayan ve mümkün olduğu kadar kısa, bizim ders videolarımız ortalama 8 dakikadır. İlkokul seviyesinde bu 5 dakikanın altına düşer. Üniversite seviyesinde de 10 dakikanın üstüne çıkar. Hiçbir zaman 20 dakikayı da geçmez. Ve kısacası Khan Academy yaklaşımı ve sizin Khan Academy ile sanıyorum ki tanışmadan önceki matematik yaklaşımınız, öğretmenlik yaklaşımınız arasında büyük bir benzerlik var. Khan Academy'nin matematik yaklaşımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz ya da daha genel olarak soracak olursam, onlarca farklı konuda, yüzlerce konu başlığında eğitim sunan Khan Academy'nin
çıkış noktası ve neredeyse bugün 5000 derse ulaşan matematik kütüphanesinin büyük ölçüde 50 dilde ve 190 ülkede de kullanılan bu kütüphanenin öğrenci tarafından da bakarsak küresel anlamda matematik eğitimine etkisini, katkısını nasıl değerlendirirsiniz bir matematik öğretmeni olarak? Şimdi bizim ilk tanışmamız da çok ilginçti zaten. Belki bu soruya cevap olacaktır. Niçin beni tercih ettiniz veya niçin benim seslendirmemi istiyorsunuz diye sorduğumda siz dediniz ki yani aynı yerden bakıyoruz matematiğe dediniz. Ben de dedim ki daha sonra çıktıktan sonra ilk görüşmeden sonra yahu arkadaş dedim yani şöyle olamaz mı? Hani ben Khan Akademi'nin videolarını izleyip ona onu taklit eden videolar çekmiş olabilirim pekala diye düşünüyordum içimden. Sonra bir baktım benim ilk çektiğim video Khan Akademi Türkiye'nin başlangıç tarihinden önceye denk gelmiş. Yani aslında aynı şeyi vizyonu birlikte tutturmuşuz, aynı şeyleri düşünmüşüz. Khan Akademi'nin evrensel veya Amerika'daki Salman Khan'ın düşündüğü şeyi benzerini ben de burada düşünmüşüm demek ki. Ki siz de bunu görmüşsünüz. Bu çok hoşuma gitti. Dolayısıyla Khan Akademi'nin öğrencilere veya öğretmenlere diyorum ya ben Khan Akademi'de gönüllü olarak birlikte olmaya başlamadan, ekibin bir parçası olmadan önce büyük bir hayranlıkla, büyük bir saygıyla Khan Akademi'nin videolarını takip ediyordum ve çok da şey öğreniyordum oradan. Aynı şekilde de işini severek yapan, gerçekten az önce sizin de söylediğiniz gibi hani ya bunun hazırı yok mu? 11'lere, 9'lara, 10'lara göre hazırlanmış hali şu sınava gireceğim falan. Ya bir dakika yani bu değil. Yani benim merak ettiğim herhangi bir konunun cevabını ayrıntısıyla bulabileceğim onlarca video var Khan Akademi'nin içerisinde. Ve onları harmanlayabilmek de çok kolay. Yani belki YouTube üzerinden bunu yapmak zordur ama Khan Akademi'nin kendi sitesinden girdiğiniz zaman videolara harika bir kütüphane çıkıyor karşımıza zaten. Dolayısıyla oradan arzu ettiğiniz sonuçlara, arzu ettiğiniz soruların cevabına büyük bir keyifle ulaşabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sanki bizim ülkenin genel sorunu sevgili Alp şey gibi geliyor bana. Yani armut piş ağzıma düş gibi geliyor bana. Yine en başta dediğim yere geliyorum. Bunun kısa yolu yok mu ya geliyor bütün sorunumuz. Ya dediğim gibi kısa yol kötü yoldur. Yani kısa yoldan hiç kimse uzun vadede iyi sonuçlar elde edememiştir. Eğer bir şeyin gerçekten nedenine inmek istiyor iseniz veya o işte gerçekten başarılı olmak istiyorsanız günümüzde hepimiz neredeyse özellikle gençler öyle bir alışmışlar ki artık Google'da herhangi bir şey ararken A yazdıktan sonra devamının şunu mu demek istediniz? Devamını yazmaya bile üşenen bir gençlik var artık. Yani A yazdıktan sonra istiyor ki anlasın ne aradığımı birader Google. Ama hiç kimse şunu düşünmüyor. Yahu Google benim ne aradığımı nasıl tahmin ediyor? Bunun altında yazılan algoritma ne? Nasıl bir yazılım bu? Hangi dil kullanılmış? Hangi mantık kullanılmış? Bunu merak etmeye başladığımız gün harika işler çıkarmaya başlayacağız. Zamanında biliyorsunuz mental aritmetik diye bir düzen vardı. İşte 23 ile 75'i kafadan çarpacak. İstemez misiniz çocuğunuzun çarpmasını? İstemem. Benim çocuğum 23 ile 75'i kafadan çarpmasın. Birader onu çarpan makineler var zaten. Yani hesap makinesi bunu yapıyor. Benim çocuğuma 23 ile 75'i çarp bakalım dediklerimde desin ki bir saniye ya 23. Bakın biz hep nicelikler üzerinde çalışıyor bizim beynimiz. Nitelik yok. Benim çocuğum 23 niceliğinin niteliğini sorsun. Desin ki 23 ne? 23 mol mü? 23 gram mı? 23'ün birimini söyle bana birader. Ne 23'ün birimi? Şu. 75'in birimi ne? Bu. Peki ben bu birimle bu birimi çarparsam ne elde ederim? Yani kaç elde ederim değil, ne elde ederim? Ne? Bu birimle, molle, bilmem ne gramı çarptığım zaman
ne olur, ne ortaya çıkar. Benim çocuğum bunu merak etsin birader. 23-75'i çarpmasın. İstemiyorum ben böyle bir şey çocuğumda. Dolayısıyla Kan Akademi'deki mantık da tamamıyla buna paralel yürüdüğü için ben dediğim gibi hep saygı duydum ve şimdi de büyük bir saygıyla Kan Akademi'de üzerime düşeni yapıyorum. Çok teşekkürler, sizden bunları duymak bizi ve ekip arkadaşlarımı da çok mutlu ediyor hocam. O kadar güzel özetlediniz ki üstüne diyecek bir şey bulamadım. İşte arada öğrenmek, ezberlemek, öğrenilen bilgiyi hayata uygulayabilmek, deneyime dönüştürebilmek ya da sadece bir sınavı geçmeye odaklanmak arasındaki farkı sanırım bundan daha iyi ifade etmek oldukça zor. Peki, buradan yine notlarıma bakıyorum. Bugüne kadar Talip Hoca Kan Akademi'de tam 1097 matematik videosu hazırlamış. Bini de kırmışız hocam. Bu vesileyle paylaşmış olalım. Bu Harika. Videolar veya bu dersler arasında sonuçta matematiği seviyorsunuz ama sizin de eminim daha çok sevdiğiniz, daha çok zorlandığınız ya da size çok kolay gelen alanlar olabilir. Aklınızda var mı? Şu dersler biraz daha zorlayıcıydı. Biraz daha karmaşıktı, anlatması zordu ya da belki şu dersler de yani biraz fazla kolaydı dediğiniz olmaz belki mı? Bir geri bildiriminiz olabilir bize. Kesinlikle olur. Benim en sevdiğim Haluk abiciğim bana çocuklara dönük böyle ilkokul seviyesinde dersler geldiği zaman bayılıyorum. Onlara anlatmak inanılmaz keyif veriyor bana. Yani soru şu: 8 artı 6'nın cevabını arıyoruz bir videoda. 8 artı 6. Ama bunu öyle güzel anlatıyoruz ki, öyle keyifli anlatıyoruz ki ve oradaki kullandığım dil, oradaki kullandığım tonlama o kadar çok hoşuma gidiyor ki benim. Öyle dalıyorum ben o videonun içerisinde. Bunları keyifle yapıyorum. Birincisi. En keyifsiz gelen videolar benim için, işte az önce siz de söylediniz, bazen buna çok özen gösteriyoruz ekip olarak. Evet, yani ortalama 7-8 dakikada kalsın, daha üzerine çıkmasın videolar. Çok özen gösteriyoruz ama bazen elimizde olmadan 13-15 dakikalara çıkabiliyoruz. Hele ki 13-15 dakikalara çıktığımız video, ders içeriği daha doğrusu, üniversite düzeyi istatistikse, Eyvah. Yani 15 dakikalık video, 15 dakikada belki tüketebileceğimiz video benim herhalde 1,5-2 saatimi alıyor diyebilirim. Onun denetlenmesi, düzenlenmesi, gözden geçirilmesi, daha sonra seslendirilmesi, editlenmesi, bunların hepsi ciddi bir zamana mal oluyor. Ama dediğim gibi en keyif aldığım bölüm çocuklara seslendiğim bölüm. Çok güzel. Teşekkürler hocam. Eski bir anımızı ben de paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Belki siz hatırlarsınız bunu. Kan Akademi Türkçe'ye ilk başladığımız, yani tamamen bir girişim, startup olduğu ilk günlerde Kan Akademi Türkçe, Kan Akademi'nin de ilk uluslararası iştiraki olduğu için bizim örnek alabileceğimiz başka bir Kan Akademi dili yoktu. Yani derslerin Silikon Vadisi merkez ofisimizde hazırlanan İngilizce versiyonları ve ondan sonra bizim hazırlamaya başladığımız ilk defa Türkçe versiyonları vardı. Dolayısıyla bazı noktalarda şu anda düşünmediğimiz birçok şeye karar vermemiz gerekti. Bunlardan bir tanesi de biraz önce sizin söylediğiniz gibi 6 artı 8 videosunun belki daha da basiti, hatırlayamıyorum, 1 artı 2, 2 artı 3 gibi iyice artık ilk baştaki gösterdiğimiz temel matematik videolarından birinde bir tane avokadom var. Yanına da iki tane daha avokado koyuyorum, işte üç tane avokadom oluyor gibi içinde avokado örneği geçen bir dersimiz vardı. Yaparken çok düşündük. Şimdi bunu Türkiye'de herkes, bir elmam vardı, iki elmam daha olursa kaç elma olur gibi sorar. Ne yapsak acaba, öyle mi yapmamız daha doğru, avokadoyu kullanmamız mı daha doğru diye düşünürken birçok yorum geldi. Deneyelim görelim dedik. Birçoğu neden elma kullanmadınız, avokado da neymiş gibiyken bir anneden gelen yorum kararımızı kesinleştirmemize yardımcı oldu.
Ne güzel çocuğum, sizin sayenizde ilk defa avokado diye bir meyve ya da sebze olduğunu öğrendi. Avokado ile tanıştı. Şu anda kendisi avokadoyu çok seviyor ve size de anne bana avokadocu abinin videolarını açar mısın diyerek hitap ediyor dediğinde eğitim aslında sizin de biraz önce vurguladığınız gibi sadece 1 artı 2'yi öğretmek değil, onu öğretirken aynı zamanda hayatın içinden de bir şeyler katabilmek. O Kesinlikle. videomuzda çok iyi hatırlıyorum sevgili Murat Ercan. Bu arada avokado da böyle yumuşak meyve mi desem, sebze mi desem bilemiyorum ama lezzetli, güzel bir işte bitkidir. Manavdan alıp yenilebilir filan gibi bilgiler veriyor. Biz bu vesileyle ilkokul çağındaki belki ilkokula bile gitmeyen bir çocuğa matematik öğrenirken bir sebze meyve ekstra bir bilgi daha kazandırabilmiş olduk. Ve ondan sonra da benzer durumda kaldığımızda hep eğitimi disiplinler arası bir bakış açısıyla aynı anda birden çok bilgiyi verebilecek ve birbirine bağlayabilecek şekilde üretmeyi, ders videolarımızı üretmeyi tercih ettik diyebilirim. Ama ne kadar fütürist bir yaklaşım sevgili Alp. Zira şimdi avokadonun tanesi 20 lira. Evet. Maalesef. Bir taraftan da öyle hocam. Peki, hocam, bakıyorum sohbetimiz tabii çok güzel gidince vaktimiz de ilerliyor. Ben size belki şöyle bir iki soruyu peş peşe sorabilirim. Siz de arasından cevap vermek istediğiniz, katkı sunmak istediklerinizi seçebilirsiniz. Evet. Önümdeki sorularda şunlar var. Birincisi derslerin hazırlanış süreciyle ilgiliydi. Biraz zaten bahsetmiş olduk ama Khan Academy Evet, derslerini biraz bahsettik. hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz gibi sanırım söylemiş olduk. Belki eklemek Evet. istediğiniz bir şeyler olabilir. Bu çok sık gelen bir soru bize eğitimcilerden. O sebeple ben de öğretmenimizin ağzından belki duymak isteyenler olabilir diye notlarımı eklemiştim. Diğeri de bir öğretmen olarak Khan Akademi'nin sınıfta, okulda, öğrenme ortamında kullanımıyla ilgili bir öneriniz, tavsiyeniz, paylaşabileceğiniz bir deneyiminiz var mı? Buydu. Aslında Aynı onu da az önce şekilde siz çok güzel ifade ettiniz. Onun da cevabını aslında bir yandan vermiş olduk az önce. Evet. yine bununla bağlantı olarak da uzaktan eğitim sürecinde yine öğretmen meslektaşlarınıza çeşitli önerileriniz, iyi uygulama tavsiyeleriniz olabilir mi diye 3 tane öğretmenlik özelinde soru vardı önümde. Bilmem bir şeyler eklemek ister misiniz? Tabii nacizane sondan başlayayım. Aslında bu pandemi süreci birçok öğretmen arkadaşım bir kısmı teknolojiyle zaten hemhaldi ama teknolojiden biraz daha uzak kalmış dostlar ister istemez. Zaten öğrenmenin iki yolu vardır. Birincisi çok arzulamak, ikincisi zorunda kalmak. Yani ya çok arzularsanız öğrenirsiniz ya da zorunda kalırsanız öğrenirsiniz. Bu süreç bizi zorunda bıraktı. Ve bir takım uygulamaları öğrendik. Öğrenciye bilgisayarından seslenebilmeyi öğrendik. Hatta öyle şeyler yaşandı ki daha önce yeter artık pandemiden önce yeter artık kapat şu bilgisayarını diyen veliler pandemi sürecinde aç artık bilgisayarını demeye başladılar. Yani ne doğru ne yanlış bu birbirine karıştı ama öğretmen açısından bakıldığında bu bir kazanım da aslında. Çünkü birçok meslektaşım, birçok branştaşım teknolojiyi gerçekten bu süreçte zorunda kaldığı için öğrenme durumunda kaldı. Ve tabii bunu da doğru kullanmak gerekiyor. Hem sınıf ortamında hem sınıf dışında. Normal şartlar altında eğitim parşömen kağıdıyla bile bana kalırsa tekstil kağıdıyla ve bir kalemle tahtada da kara tahta ve tebeşirle yapılabilecek kadar yalın bir iştir. Ama eğer bunu bazı durumlarda teknolojiyle desteklemek gerekecekse, nitekim ben Almanya'da okuduğum için oradan örnek verebilirim sadece. Almanya'da bizim burada olduğu gibi sınıfların hepsi akıllı tahtalardan falan oluşmaz. Hepsi kara tahtadır, tebeşir vardır.
her sınıfta projeksiyon da yoktur. En azından benim bulunduğum bölge, Bavyera'dan bahsediyorum şu anda, Bayern'den bahsediyorum. Her sınıfta projeksiyon cihazı da yoktur. Okulun bir tane projeksiyon odası vardır. Öğretmen ihtiyaç duyduğu zaman o odaya öğrencilerini götürür, ihtiyacını giderir ve ondan sonra tekrar sınıf ortamına döner. Ama biz birçok şeyde olduğu gibi burada da işin makyajında olduğumuz için içeriğini bir kenara bırakıp makyajı sağlam yapıyoruz. Görüntü 10 numara, makyaj sağlam ama içerik boş olduğunda maalesef dostlar alışverişte görsünden daha öteye gitmiyor olay. Orada kalıyor. Bir de herkesin kendi işini doğru yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok sık anlattığım bir hikaye vardır. Yaşadığım bir hikayedir bu. Niğde'ye gitmiştim bir zamanlar ve bir arkadaşımın düğün törenine katılmıştım. Geri dönüş yolu Niğde'nin bir köyünden Niğde Mersin otobanına doğru geliyorum arabayla. Orada yaşlı bir amca otobana şeye doğru yürüyor, yola doğru yürüyor. Belli ki oranın yerlisi, kasketli, yelekli, şalvarlı bir amcamız yürüyor. Yanında durdum, camı açtım. Amcacım dedim, yola doğru yürüyorsanız sizi de götürebilirim dedim, eğer oraya doğru yürüyorsanız. Amca şöyle eğildi cama doğru. Yeğen dedi, sen yarın da burada mısın dedi. Ben tabii soruya anlam veremedim ilk başta. Yo amcacım, ben yarın burada değilim dedim. Devar git o zaman, benim rahata alıştırma dedi. Aynen bu şekilde. Ve bu benim için bir hayat dersi oldu. Yani Eli, bu benim için bir hayat dersi oldu. Kendi işini kendin yapacaksın. Yani bugün bu hazır bulunmuşluğa eğer şey yaparsan, pardon sevgili Ali, Eli rahat bırakmıyor beni. Hemen onu. Eli, çift çabuk. Kusura bakmayın lütfen. Eğer işini birilerine yaptırmayı ya çok hevesliysen, bu dediğim gibi yani bugün yaptırırsın, bir gün yaptırırsın ama ondan sonrasında ortada kalırsın. Amca benim için bir dediğim gibi şeydi, idoldü. Gerçekten geleceğe dönük bir sürü şey anlattı bana aslında. Evet, böyle. Harika hocam. Yani siz anlatınca o kadar işin gerçek hayatla bağdaşan esprili bir yanını görüyoruz ki ben üstüne biraz daha böyle akademik taraftan sıkıcı bir şey söylemek, eklemek içimden gelmiyor izleyicilerimizi düşündüğümde. Peki, son olarak bir eğitimle ilgili sorum var. Bir de size daha yine genel kapanış için sizinle ilgili bir sorum var. Eğitimle ilgili olan şu, eğitimi teknolojiyle hızla dönüşmekte olduğu bir dönemde, bir de bunun üstüne pandemi deneyimi, uzaktan eğitim deneyimi, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi farklı deneyimler eklendiğinde sizce dünya genelinde eğitim nereye gidiyor? Eğitimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu konuda fikrinizi paylaşmak ister misiniz izleyicilerimizle? Vallahi bu konuda aslında herkes hemen hemen aynı şeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. Evet, temel bilgiler az önce de söylediğim gibi kara tahta ve tekstil kağıdından ibaret olarak kalmalı bana kalırsa. Her ne kadar şimdi hani o gazete kağıdını, gazeteyi gazetede okumak yani o kağıtta okumak ayrı bir şey. Telefonun işte ne bileyim üzerinden okumak ayrı bir şey. Hani pazar günleri gazetemizi alıp şöyle bir yayılıp onu bir okumanın hazzı başka, telefondan hızlıca bir şeyleri pap geçirmenin getirisi başka. Dolayısıyla yine aynı yere geleceğim. Evet, teknoloji gerekli, evet, harmanlanmalı ama gerektiği kadar. Yani tabiri caizse işin vıcığını çıkarmadan veya sadece gösteriş amaçlı kullanılmamalı diye düşünüyorum. Gerekli olduğu anda teknoloji evet hep yanımızda olsun, hep hakim olalım. Ama dediğim gibi sadece kullanmayalım, aynı zamanda merak edelim. Yani bir GeoGebra nasıl çalışıyor lan, nasıl bunu kodlamış bu adamlar diye merak ederim. Ben yazılıma çok merak sarmıştım gençlik dönemlerimde ve gerçekten merak etmiştim. Yani nasıl oluyor, ne oluyor, daha sonra
onu takip edemeden, bitiremeden işte ilk Pascal'la başlamıştım. Çünkü şeyi merak ediyordum. Windows nasıl çalışıyor merak ediyordum. Üzerine Delphi öğrenmeye başladım ama öyle bir hızlı ilerliyor ki takip edemedim. Hop birdenbire HTML'i öğrenmeye çalıştım. Hop ASP'ye başladı, hop PHP başladı, hop bilmem ne falan filan derken işin bu olmadığı için belli bir aşamaya kadar takip edebiliyorsunuz. Ama yine de evet, yani işiniz bu olmayabilir. Her şeyin sebebini bilemiyor olabiliriz. Mesela asansör nasıl çalışıyor? Vallahi bilmiyorum ama temel bir takım fikirlerim var bazı konularda. Özellikle kendi alanında insanlar kendini sonuna kadar yetiştirebilir ise ve bu anlamda da teknolojiyi evet gerekliyse onu destekleyici olarak kullanabilecekse harika işler çıkacaktır ortaya diye düşünüyorum. Khan Akademi'de zaten bu anlamda üzerine düşeni yapıyor yıllardan beri. Yani şu pandemi döneminde Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şeyi uzun zamandan beri Khan Akademi zaten yapıyor idi. Yani arşivi tamdır Khan Akademi. Yurt dışı deneyimine baktığımızda da mesela şu anda Khan Akademi'nin ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yani dünya genelinde 120 milyon öğrenci, ki bunun çok büyük bir kısmı şu anda ABD'de, neredeyse bütün okullar, eyaletler pandemi döneminde Khan Akademi'yi bir eğitim kaynağı olarak kullandılar diyebilirim. Aynı şekilde Türkiye'de de aslında yeri gelmişken rakamları söylemekte fayda var. Geçtiğimiz sene 100 milyona yakın ders verdi Khan Akademi Türkçe olarak. Yine bu senede oldukça iyi sayılarla devam ediyor şu anda, neredeyse yarı yıla yaklaşırken. Bugüne kadar 22 milyon kişinin de hayatına dokunmuş Khan Akademi Türkiye'de. Eğitim ve teknoloji dediğimizde ben de sözleri yavaş yavaş toparlamak için şunu belki ekleyebilirim hocam. Sizinle aynı fikirdeyim. Teknolojiyi bir kere her şeyden önce eğitimin bir değişkeni ama doğru amaç için kullanılması gereken bir araç olarak görmeliyiz. Eğitim ve teknoloji ilk defa karşılaşmıyor. Geçmişte de biraz önce sizin söylediğiniz kalem, kağıt, bunların hepsi o dönemin belki teknolojik araçlarıydı. Belki doğru kullanıldıkları için bugün hala kullanılmaya devam ediyorlar. Ama bugün hayatımıza giren yeni teknolojileri de ister istemez büyük bir umutla sarılıyoruz. Eğer doğru kullanmazsak, geçmişte eğitim için kullanılan, şu anda adını bile hatırlamadığımız birçok araç gibi kaybolup gidecekler. Eğer doğru kullanmayı başarabilirsek, eğitime katkı sağlaması için, verimliliği arttırmak için, çocukların daha kısa sürede daha çok öğrenebilmelerine destek olmak için ya da öğrendiklerini beceriye dönüştürmelerine destek olmak için, deneyimlemelerine, yaşamda kullanılabilecek hale getirmelerine destek olmak için eğer bu teknolojilerden faydalanabilirsek o zaman da kalıcı olacaklar diye düşünüyorum. Açıkçası işin tam da içinden bakınca ben eğitim teknolojilerinin, dijital dönüşümün, bugünkü anlamdaki teknolojik dönüşümün çok geri döndürülebilir bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Artık internet, online eğitim, dijital mecralarda öğrenme, bunlar en azından yakın gelecekte kalıcı olacak gibi görünüyorlar. Fakat bu doğru kullandığımız anlamına gelmiyor. Biz Khan Akademi olarak bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz, ücretsiz eğitim içeriği yayınlıyoruz ama aynı zamanda eğitim teknolojileri nasıl doğru kullanılmalı, bunu anlatmaya çalışıyoruz ve sunduğumuz ücretsiz platformun da bir araç olarak öğrenci, öğretmen ya da öğrenmek isteyen herkesin bu anlattıklarımızı deneyimleyebilmesi adına bir araç olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Tabii orada söyleyebilecek çok şey var. Apayrı bir gecenin sohbeti olabilir belki hocam. İkinci bölümü yaparız gelecekte. Ama uzun lafın kısası, eğitim teknolojilerini her zaman insan odaklı kullanmalıyız. Teknolojinin tek başına hiçbir anlamı yok. Eğer hayatımızı kolaylaştırmıyorsa, eğitimi daha verimli kılmıyorsa, dediğiniz evet. gibi bu araçları içerikle desteklemezsek, içerik ve aracı nasıl kullanılabileceğini anlatarak öğretmen ve öğrencilere desteklemezsek biraz daha zor görünüyor gelecekte tablo. Neyse, burada susuyorum ve size kapanış için son bir ya da iki soru yöneltiyorum hocam peş peşe. Birincisi şu,
İzleyicilerimiz bilmiyor olabilirler ama ben ilginç olduğunu düşündüğüm için sormak istedim. Sizinle ilgili bir soru bu. Sizin bir model uçak sevginiz var. Hatta ben sevgi diyorum ama bu sıradan bir hobi değil. Oldukça fazla vaktinizi alıyor diye biliyorum. Belki orada model uçaklara olan ilginiz, bunun matematikle, öğretmenlikle bir alakası var mı yok mu? O konuda bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz diye düşündüm. Ve bir de konuşmanın başında ben bahsettim, havada kalmasın diye onu da tekrar sorayım. İsterseniz anlatabilirsiniz ya da siz bilirsiniz hocam. Sizin gerçekten televizyona hatta beyaz şova çıkmışlığınız var değil mi? Burada da bir televizyon deneyimi ya da bahsetmek istediğiniz farklı geçmiş deneyimleriniz varsa son bir kez bunu da gündeme getirmek istedim. Sonrasında da son dileklerimizle yayını kapatabiliriz. Pekala, daha fazla sıkmamak adına Estağfurullah. ben model uçak hakkında birkaç şey söylemek isterim. Çok keyifli bir tutku her şeyden önce. İşin bir atölye kısmı var, bir de pilotaj kısmı var. Atölye kısmı pilotajdan, pilotaj kısmı atölyeden daha keyifli gerçekten. Ve ben, eğer bizi takip eden gençler varsa kesinlikle bu hobiyle uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Çok 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 size iyi gelecek bir hobi bu. Çok pahalı bir hobi mi? Hayır, çok pahalı bir hobi değil. Bunun için iyi bir kumanda, yani bir verici ve bir alıcınızın olması gerekiyor. Sadece belki bu biraz pahalı olabilir. Onun dışındaki her şey. Şimdi konuşurken doların bir anda 8 küsür olduğunu unuttum tabii. Ben hala 3 küsürlü günleri şey yapıyorum. Evet, biraz pahalı olabilir şu anda Türk lirasına vurduğumuzda olabilir ama çok keyifli bir hobi. Çünkü çocuklar hep bana şunu sorarlar. Hocam işte o kadar emek harcıyorsunuz, o kadar para harcıyorsunuz ve ondan sonra bu uçak belki de düşüyor. Evet, düşüyor. Yani her pilot, yer pilotu mutlaka bir kırım yaşar. Ama bizim için önemli olan güvenli kırım yaşamaktır her şeyden önce. Çünkü biz onu esas alırız. Önce güvenlik. Önce güvenlik. Yani kırım yaşamak bizi üzmez. Yaşanacak o kırım esnasında herhangi bir canlının veya herhangi bir nesnenin zarar görmesi bizi üzer. Çünkü yaşanan kırım tam tersi bizi bazen mutlu da eder, eğer zamanımız varsa. Çünkü giderseniz o kırımın yaşandığı yerden uçağın o dumanı tüten bütün parçalarını tek tek toplarsınız. Tek tek kırılmış her şeyi, parçalanmış her şeyi toplarsınız bir kaza kırım ekibi gibi. Artık bitmiştir o uçak bir başkasının gözünde. Yani paramparça olmuş, motor bir yerde, işte kanat bir yerde, o bir yerde, şu bir yerde paramparça olmuş. Ama siz atölyeye onu alırsınız. Sabırla ve belki de 50 liralık bir maliyette küllerinden doğurursunuz ve bu da bana kalırsa çok güzel bir hayat dersidir çocuklar açısından. Yani çünkü biz en ufak bir şeyi üzerine bir leke geldiği anda bile artık atmaya alışmış bir topluluk, yani tüketici bir topluluğa doğru evrilmişken küllerinden doğurabileceğini görmesi çocuğun bir uçağı bile sadece 50 liralık bir nicelik ama zaman denen nitelikle beraber, yani o zamanı ona ayırırsanız eğer 50 liralık bir maliyette tekrar onun havada süzülebildiğini görebiliyor çocuklar. O açıdan çok keyifli bir hobi. Çok güzel bir hobi. Tabii farklı taraflarını anlatmıyorum. İşte beyin, el koordinasyonu gibi bir sürü farklı yönleri var pilotaj kısmında. Ama sırf atölye kısmı bile insanı gerçekten hayata hazırlıyor. Daha sabırlı, daha dingin ve bu vasıflara sahipse neler ortaya çıkarabileceğine dair bir şeyler söylüyor size. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Beyaz Show'da öyle keyifli bir andı yani benim açımdan sadece. Beyaz'la tanışmak çok güzeldi. YouTube'da var zaten videosu, merak edenler izleyebilir. Çok teşekkürler hocam. Son söylediğinize ben de bir ek yapayım. Özellikle uçak sorusunu hem ilginç olduğu için hem de şunu söylemek için size yöneltmek istemiştim. Aslında eğitimi her zaman üretmek üzerinden kurgulamak, bilginin gerçek hayatta değer yaratabilecek bir üretime dönüşmesini sağlamak gelecekte tüm öğrenciler için. Hatta öğrenciler değil, dünyanın hızla değiştiği, hayat boyu öğrenmenin ön plana çıktığı bir dünyada hepimiz için çok önemli olacağına inanıyorum. Çünkü
bilgiyi üretmediğimiz sürece tüketim toplumu olmaktan öteye geçemiyoruz. Ve bilgi o kadar hızlı tüketiliyor ki paylaşarak ancak daha çoğunu üretebiliriz. Sadece bilgiyi almak değil, sizin çok güzel bir örnek, hem hobiler için hem hayatın farklı alanlarında üretmek için kullanmak önemli. Bir de şunu ekleyeyim, 21. yüzyıl becerileri diyoruz. Genellikle biz de öğrenci arkadaşlara gelecekte kendilerini nasıl geliştirmeleri gerektiği adına kendi bilgimiz dahilinde görüşlerimizi sunmaya çalışıyoruz Khan Akademi olarak. Orada sıkça karşımıza çıkan bir şey var, yaratıcılık. Makinelerin ön planda olduğu, yapay zekanın birçok işi insanların elinden aldığı bir gelecekte yaratıcılık belki de insanın en önemli vasıflarından biri olacak. Her zaman öyleydi ama gelecekte belki biraz daha önemli olacak. Fakat yaratıcılığı doğru tanımlamamız lazım. Ben bir fikir düşündüm, çok güzel ama sadece düşünmekle yaratıcı olunmuyor. Yaratıcı olmak demek bu fikri harekete geçirmek, hayata geçirmek ve bir şey üreterek ortaya bir şey çıkmasını sağlamak demek. İşte bunun için aynı model uçak örneğinde olduğu gibi bilgimizi hobilerimize aktarabilir, deneyime dönüştürebilirsek inanıyorum ki çok daha kalıcı becerilere sahip oluruz. Bir de son sözüm var. Şimdi sizinle konuşurken açtım. İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1934'te diyor bunu. Ünlü veya benim çok sevdiğim bir Türk eğitimci diyeyim. Ezberlemek, anlamak, anlamak, öğrenmek, öğrenmek yapmak değildir. Aksine yapmak hem öğrenmek, hem anlamak, hem de bilmektir. Okullar ne zaman okutma evi değil de bir yaratma evine dönüşürse, yani bir üretim yerine dönüşürse, işte o zaman eşi benzeri görülmemiş bir kuşak yetişecektir. Kendisi bu Bravo. sözleri 1934'te söylemiş. Sanırım bugün hala geçerli diye düşünüyorum. En azından ben Evet. geçerli olduğuna inanıyorum. Demin sözünüzü Kesinlikle. kestim. Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Yo, bu son laftan sonra sevgiler şunu söyleyebilirim. Ben işte bu hayata ve matematiğe buradan bakatlı oyunu oynarken farklı mecralarda hep şunu söylerim. Yani dinlediğiniz şeyler bana ait değil. Bu doğrular benim doğrularım değil. Bu doğrular aslında evrende salınan şeyler. Ben sadece onları görenlerden birisiyim. Yani aynı doğruları siz de görebilirsiniz ki bu çok güzel bir örnek oldu. 1934 yılında söylenmiş, edilmiş bir laf aslında bizim şu andaki düşüncelerimizi anlatıyor. Ama siz okumadan önce benim böyle bir tümceden haberim yoktu. Ama demek ki evrende salınan doğruları 1934'te üstad görmüş, bize de 2021'de görmek nasip olmuş. Ben bunu hocam sunumlarda genelde ekrana yansıtıyorum. Herkes sanki ben söylemişim gibi düşünüyor. Keşke ben söyleseydim ama tabii ki öyle bir şey mümkün değil. 1934'ü gören herkes bir şaşırıyor. Dediğiniz gibi evrensel gerçekler, evrensel doğrular, değişimin ne kadar geçerli olduğunu hem sorgulamamıza sebep oluyor, hem de geçerliliğini oldukça uzun bir süre korumaya devam ediyor. Neyse, vaktimiz epeyce ilerledi. Ben çok teşekkür ediyorum bu gece bizlerle birlikte olduğunuz, Khan Akademi Türkçe takipçileriyle bir arada olduğunuz için, hem de bu keyifli sohbet için kendi adıma ve ekip arkadaşlarım adıma da teşekkür etmek isterim. Son söz için size sözü bırakmak istiyorum Talip Hocam. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu ekipte olduğum için son derece mutluyum, keyifliyim. Aynı pencereden baktığımız ve aynı pencereden bakacak olan insanların sayısının artacağına olan inancımız bizi ortak paydada buluşturuyor ve bu inançla, bu yürekle de devam edeceğiz çalışmalara ve üretmeye. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, ben Alp Köksal, Khan Akademi Türkiye Direktörü olarak çalışıyorum. Bugün Khan Akademi'nin matematik öğretmeni Talip Cengiz'le birlikte sizlere hem matematik, hem öğrenme, hem de hayat üzerine biraz bilgilerimizi aktarmaya, daha doğrusu keyifli bir sohbet yapmaya gayret ettik. Diliyorum ki herkes eğlenmiştir, hoşuna gitmiştir. Yayının kaydını da gelecekte YouTube kanalımız üstünde ya da Instagram sayfamız üzerinde bulabilirsiniz. Gelecekte Khan Akademi Türkçe Instagram canlı yayınlarında tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, esenlikler.